Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz gibi çiğ pirinç diyeti üzerine konuşacağız. Gerçekten işe yarıyor mu, zararları var mı? Bunları konuşacağız. Hadi başlayalım. Çiğ pirinç bazı iddialar üzerine 2 ayda 14 kilo verdiriyor diyorlar. Günde bir çiğ pirinç tanesi yutarak başlanan bu diyet 30. günde 30 adede kadar kademeli olarak çıkıp daha sonra 60. güne kadar da bir pirinç tanesine geri düşerek yapılıyor. Peki neye dayanarak bu söyleniyor? Ortada yapılmış bir klinik çalışma var mı? Arkadaşlar, çiğ pirinç yutmanın bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Birisi zamanında çıkmış çiğ pirinç diyeti diye bir safsata çıkarmış, arkasından binlerce kişi gitmiş. Çiğ pirinç yemenin bırakın yararı olmasını, zararı bile var. Çiğ pirinç tükettiği için ölen insan bile literatüre geçti arkadaşlar. Konuyla ilgili yazıyı açıklama kısmına koyacağım. Dileyen gidip okuyabilir. İngilizcedir yazı. Ayrıca çiğ pirincin içinde olması muhtemel bakterilerden bir tanesi Bacillus cereus. Bacillus cereus 2008 yılında bilim dünyasında bayağı ünlüydü aslında. Belçikalı bir üniversite öğrencisi zehirlenmiş ve hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili bir de makale yazılmıştı hatta. 5 gün boyunca oda sıcaklığında saklanan domates soslu makarnayı yediği için hayatını kaybetmişti. Yemekte yapılan incelemede Bacillus cereus bakterisine rastlanmıştı. Ölüm sebebi ise karaciğer iflasıydı. 2003 yılında da aynı şekilde 8 günlük makarna salatasını yiyen 7 yaşındaki bir kız karaciğer iflasından hayatını kaybetmişti. Yani gazete sitelerine bile sayfa sayfa yazılmıştı. Hiç araştırmadan bu kadar riskli bir haber yapıp insan sağlığıyla oynamak diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Bu diyeti uygulayıp hayatınızı riske atmayın. Hiçbir yararı olmadığı gibi zararı da var. Beslenmenize dikkat edin. Spor yaptığınız sürece kilo vermek zaten mümkün. Kilo vermenin, yağ yakmanın başka bir yolu yok arkadaşlar. Yan yollara sapmayın. Sağlığınızda oynamayın. Son olarak tekrar söyleyeceğim. Siz olun, sakın bu diyeti uygulamayın arkadaşlar. Peki siz bu diyetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu diyetler nasıl çıkıyor ortaya? Söylemek istediklerinizi yorum olarak aşağıya yazın lütfen. Evet, videodaki bilgileri beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca abone olmadıysanız abone tuşu şuralarda bir yerlerde. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.